Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi muhabbetle ve hürmetle selamlıyorum. Her şeyin yolunda olduğunu, gönlünüzce olduğunu umut ediyorum. Ve dersimize kaldığımız yerden hemen metni paylaşarak devam ediyorum. Bugün felsefe okumalarımızın çok şükür ikincisini icra edeceğiz. Metnimizi açalım, kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Felsefenin tanımını yapıyordu müellifimiz ve bu bağlamda vermiş olduğu bilgilerde yaptığı tanımlarda daha çok meşhur olarak kabul edilen tanımlarda geçen bir kavramı bize efendim belirlemek istedi. Bu da burada da gördüğünüz üzere bima huwa mevcut sözcüğünün ne anlama geldiği üzerinde duracak. Burada bir önceki derste okurken dikkatlerinizi çekmeye çalıştım. Aşağıda kendisinin de dipnotta üzerinde duracağı, benim de bazı söylemem gereken hususlara dikkatinizi çekeceğim bir durum bu. Mana mufrede bima huve mevcut. Bima huve mevcut ifadesi felsefi olarak ne anlama gelir? Bima huwa mevcut ne demektir? Felsefe, asli konusu var olanı var olması bakımından inceleyen ilim dalıdır demekte. Ma huwa mevcut ifadesinin anlamını müellif bize biraz açacak. Hem açacak, metni okuyalım, hem üzerinde konuşalım. Bakalım bizim için de zihnimizde bu ifade açıklık kazanacak mı? Hep beraber görelim. Yümkün izahuha, yani bu ha huve mevcuda raci müfredeye, yani bu ifade, bu ifadenin izahı abra beyaneyn iki açıklamayla, iki açıklama yoluyla yapılabilir diyecek ve şimdi bize onları birer birer efendim söyleyecek. El beyanu levvel. Bu ifadenin birinci açıklaması şöyle olur. Örneğin bir örnek veriyor bize. Lev rama şahsun hicareten minel esfeli ilel a'la. Bir kimse bir taş aldı. Aşağıdan yerden yukarı doğru fırlattı. Fe kulle ilmin, her ilim dalı يتناول دراسة هذه الواقعة من زوايا متعددة. Her ilim dalı böyle bir olayı, vakayı şöyle ifade edelim. هذه الواقعة. Vakamız ne? Bir taşın aşağıdan yukarıya doğru fırlatılması. Bir taş fırlatıyoruz. Bu olayı her ilim dalı diyor kendi bakış açısından, kendi zaviyesinden min zevaya mutaaddide, farklı bakış açılarından ele alarak değerlendirir. Ve şimdi bize burada müellif bir taraftan belli bir olayın farklı ilim dalları açısından nasıl farklı yorumlanıp algılanacağını, her ilim dalının aynı olayın neresine yoğunlaştığını, neresine dikkate aldığını ifade etmeye çalışacak. Bunun üzerinden de aynı zamanda bize ma huwa mevcut, var olmak bakımından var olmayı izah etmeye ve açıklamaya çalışacak. Şimdi burada son derece önemli bir husus var. O da bu ilim dallarını sayarken bu ilim dallarının kendilerini bir bakıma ilgilendikleri alan itibariyle de tanımlamış oluyoruz. Ve ilim dallarını da böyle bir açıdan birbirinden ayrıştırmış olmaktayız. Şimdi bu ilim dallarını da müsaadenizle farklı bir renkten vurgulayalım. Onları da görelim. Birincisi ilmul fizya, fizik ilmi. Şimdi fizik böyle bir olaya nasıl bakar? Nasıl değerlendirir? Onu söyleyecek bize. Affedersiniz.
derslerimize başladığı için gündüzler derste yapıyoruz. Fizik ilmi böyle bir olayı yebhasu an ciheti miktaril mesafe. Bir taşın yerden yukarı atılması olayını incelerken birinci dikkate aldığı şey mesafedir. Yani taşın yukarıya ne kadar mesafeye çıktığına bakar. Min ciheti miqdaril mesafe ve şiddetil cazibiye, çekim kuvvetinin miktarı, şiddeti, çekim kuvveti geri düşecek aşağıya doğru. Nereden düşecek? Ne kadar yukarıdan düşecek? Ve düşüşünde, çünkü atılan cismin farklılığına bağlı olarak düşme çekim kuvveti ona göre değişecek. Ve tahdidi suratil hareke. Burada hareketin süratini tayin. Çok özür dilerim. Sesimi bir rahatlatmak istiyorum müsaadenizle. Evet. Demek ki fizik ilmi bize bir taşın yukarıya atılması söz konusu olduğunda ilgilendiği üç önemli yere müellif dikkatini çekti. Bir, uzaklık, yükseklik yani. İki, yer çekimiyle ilgili onun çekim miktarı. Bir de hareketin hızı, hız. Ve nahu zalik. Ve daha pek çok bu tür unsurlar bu taş atma olayında fizik ilminin ilgi alanıdır. O halde fizik ilmi dediğimizde bu fizik ilminin yoğunlaştığı, odaklaştığı bir nokta var. Onunla ilgilenir. Peki buradan farklı bir ilme geçelim. İlmul kimya. Kimya ilmi bu olayın nesiyle ilgilenir? Kimya ilmi yebhasu an cihetin nev'il maddetil mulkati. Bu fırlatılan taşın nev'i ile ilgilenir. Yani atılan şu maddenin, fırlatılan bu maddenin türüyle ilgilenir. Ne tür bir madde yukarı fırlatıldı? Çünkü ona göre bakacak kimya. Yine kimya ilmi ve kevniha, bu fırlatılan maddenin oluşuyla ilgilenir. Filizzen maden mi? Ev gayrahu ve ma şabehu zalike, maden mi? Yoksa başka bir madde mi? Veya her neyse ma şabehu zalik bununla ilgilenir. O zaman kimya atılan bu taşta işte hicare dedi maddeyle ilgili. Bu taştır der, taşın cinsine bakar, onların türlerine bakar, ona göre bununla ilgilenir. Peki bunun dışında ve ilmun nefs, psikoloji ilmi bu olayın nesiyle ilgilenir? İlmun nefs yebhathu min cihetin nev'il haletil haletin nefsiyeli şahs. Artık konu psikolojiye geçince bu defa psikoloji bu taşı atan şahsın ruh haletiyle, ruh haletinin durumuyla ilgilenir. Min cihetin nev'il haletin nefsiyeli şahs. Niye? Ve ennehu muzdarip evla. Çünkü psikoloji ilmi, psikoloji diyecek ki bu taşı atan adamın haleti ruhiyesi ne? Ne diye taşı yukarıya atıyor? Sağlıklı mı? Yoksa muzdarip mi? Rahatsız bir haleti ruhiyesi mi var? Kişiliğiyle ilgilendirir. Kimin taş atacağıyla, taş atan kişinin haleti ruhiyesiyle ilgilenir psikoloji. Peki
İlmul İhya. Tabii bu bir ders kitabı olarak yazıldığı için çeşitli ilim dallarıyla müellif kıyaslama yaparak öğrencinin konuyu anlaması ve izahın daha muvazzah bir biçimde ortaya çıkmasını sağlamayı hedeflediği için bu örnekleri çoğaltıyor. Yoksa çoğaltmasa da olur. Peki İlmul İhya, bu da biyoloji. Biyoloji. Peki biyoloji neyle ilgili? Bu olayın nesiyle ilgili? Biyoloji yebhasu min ciheti nev'i hareketil adalat. Bu defa bakın. Taşı atan kişinin pazusuyla, adalesiyle, gücüyle, güçlülüğüyle, kuvvetliliğiyle adale nasıl çalışıyor? Bir insan yerde duran bir maddeyi alıp kavramasıyla, böyle parmaklarıyla kaldırıp süratli bir şekilde fırlatması üzerindeki insan vücudunun biyolojik olarak işleviyle ilgilenir. Ve enneha aynı zamanda bu efendim biyoloji bu kas hareketlerinin yerden alıp atılmasına bağlı vücudumuzun işlemesinin yani insan vücudunun işlevinin enneha iradiye evla. Yani bizim irademizle gerçekleşenler var. Bir de biliyorsunuz otomatik olarak vücudun kendi işleyişi var. İşte biyoloji de bize vücudun kendiliğinden otomatik olarak işleyen kısımlarıyla refleksler dediğimiz hareketler de buna dahil. Bir de kişinin iradesiyle gerçekleşen durumlar açısından bakar. Tabii bunlar çok özet şeylerdi, çok yüzeysel, çok sade, basit ifadelerdi. Bununla bize müellif göstermeye çalıştı ki biz konuya fizik, kimya, psikoloji, biyoloji vesaire gibi aşağıda başka ilim dallarından da söz edecek. Bu ilim dallarıyla bir olaya baktığımızda olay aynı fakat her ilim dalı aynı olaya kendileri açısından baktıkları için diğer hususları ihmal ederler, göz ardı ederler. İşte diyor ki müellif, İnne cemi'a tilkel ulum. İşte bütün bu ilim dalları, yani az önce saydığım ilim dalları. Tebhasu an ahvalil madde el hareke ve nefsu helumme cerran. Bu maddeden, hareketten, nefsten, yani ruhtan vesaireden, canlılıktan min zaviyetin hassetin biha. Bu uluma raci şuraya. Her bir ilim dalının kendine mahsus açısından konuyla ilgilenir. Emmel felsefe. Buraya kadar fizik, kimya, psikoloji, biyoloji dedik ama felsefeden söz etmedik. Asıl felsefeye geleceğiz. Niye? Çünkü ma huve mevcut. Şimdi onun üzerinde duracağız ve bu verdiğimiz örnekleri de ona tatbik edeceğiz. Felsefeye gelince emmel felsefe fe inneha tebhasu an vücudil madde. Lütfen dikkat buyurun. Burada felsefe de bir maddi varoluşu. Bakın maddenin var olan olarak varlık, var olan. Burada vücudul madde var olan demek aynı zamanda mahsus da demek. Birazdan daha detaylı bunların üzerinde duracağım. Evet. Evet. Felsefeye gelince felsefe demek ki var olanın maddenin bima huve mevcut. Ma'a kad in nazar an kevnihi filizzen ev gayrahu. Felsefe, var olan maddenin maden mi, yok başka bir şey mi, vesaire mi oluşundan sarf nazar ederek, onun sadece ve sadece bima huve mevcut, var oluşunu dikkate alır. Bunların üzerinde duracağız. Bayağı duracağız yani. Üzerlerinde konuşacağız.
Peki. Demek ki felsefe diğer ilim dallarından farklı olarak var olanı var olması bakımından ele alıp inceleyecek. Peki felsefe var olanı var olması bakımından ele alır, inceler ne demektir meselesinin üzerinde biraz daha duracağız. Müellifin izahını takip edelim ve bu izahların üzerinden inşallah konunun tavazzuh etmesi açısından da inşallah ben zaten gerekli açıklamaları yapmaya çalışacağım. Mesela ve an vücudun nefsi. Şimdi yukarıda işte çeşitli ilim dallarından bahsettik ve onlarla ilgili bazı sözcükleri öne çıkardı. Örneğin psikolojide nefs, haletin nefsiye. Nefs sözcüğü. Nefsin vücudu. Bima huve mevcut. Var olması bakımından. Var olması bakımından ruhun mevcudiyeti. Ma kat'in nazar an sebebi ızdırabiha. Sağlıklı olup olmayışı açısından değil. Şimdi burada son derece önemli bir hususu görmemiz gerekiyor. Demek ki bütün bu bilim dallarının hepsinin konularını bu anlamda ele alacağız ve felsefenin var olan olarak varlıktan bahsediyor olmasının anlamını tavzih etmiş, vuzuha kavuşturmuş olacağız. O zaman bunu biraz açalım, bu ifadeyi öncelikle bir netleştirelim. Şimdi bir şeyin var olması başka bir şey. Bu var olanın varlıksal tezahürleri başka bir şeydir. Ne demek istiyorum? En nefsu nefs ise ruh diyelim. Şimdi ruh olmak bakımından felsefenin konusudur. Ruh olmak bakımından. Ruh nedir? Mahiyeti nedir? Felsefenin konusudur. Ama ruh davranışlara dönüştüğünde, eylem ve davranış ortaya koyduğunda bu eylemlerin ve davranışların ne olduklarına ilişkin, bunların hangisi sağlıklı, hangisi sağlıksız ruhun tezahürleri, eylemleri olduğu konusu psikolojinin konusu. Ama ruh felsefenin konusudur. Psikolojinin bütün bulgularını inceleyelim. Freud'u okuyalım, Jung'u okuyalım. Hangisini isterseniz bu konuda bunlara bakalım. Dikkat buyurunuz. Bütün ilgi alanları, kitapların sayfalarını doldurdukları tüm bilgiler insan ruhunun tezahürlerine ilişkindir. O ruhun kendisine ilişkin bir felsefeyi bulamazsınız. Neden? O çünkü mücerret felsefenin konusudur. Mesela daha verilen örneklerde konu netleşecek. Örneğin, ve an vücudil hareke. Hareket. Bima huve mevcud. Bakın, bima huve mevcud olarak hareket. Yukarıda bima huve mevcud olarak ruh, burada bima huve mevcud olarak hareket. Ma akat'in nazar an kevniha iradiye ev gayriha ve hakeza. Bu hareket insanın atmış olduğu
taşın hareketi ya da insanın taş atma hareketi, hangisini ele alırsak alalım ve bu hareketle ilgili ister biyoloji ilmi, ister psikoloji ilmi, hangisi olursa olsun, bu ilim dallarından hangisi hareketi, fizik de öyle, yazalım, fizik, biyoloji, psikoloji, hangisi olursa olsun, bunlar hareketin hızıyla ilgilenir, irade olup olmamasıyla ilgili ilgilenir vesaire. Yani mahu mevcut olan hareketin, yani zati olarak zatında ne ise o olmak bakımından hareketin kendisine ilişkin hiçbir şey söyleyemezler. Daha doğrusu söylemelerine gerek yok. Onların konusu değil. Belki hareket olmak bakımından hareket neyin konusudur? Felsefenin. Ruh olmak bakımından ruh felsefenin konusudur, psikolojinin değil. Ama ruhun insan eylemlerine dönüşmüş hali psikolojinin konusudur. Ben taşı yerden alıp atıyorum, bunu irademi yapıyorum, kaslarım nasıl çalışıyor, bu psikolojinin, biyolojinin konusudur. Attım taşı, ne kadar hızlı gitti, nereye kadar gider, nerede düşer, gittikçe nasıl yavaşlar, hareketin hızı, hız seyri, bunlar fiziğin konusudur. Fakat bunların hiçbirisi hareket olmak bakımından hareketin ne olduğunu açıklamaz. Örneğin, biyolojiyi okuyalım, hücreden başlayalım, bütün canlıları okuyalım, tüm canlı türlerini bize sayar döker. Peki, biyolojinin hiç girmediği alan nedir? Hayatın kendisidir. Biyoloji hayatın, canlılığın tezahürleriyle uğraşır. Tek hücrelilerde şöyledir de, amiplerde böyledir de, omurgalılarda böyledir de, bitkilerde şöyledir de, vesairedir, falandır, filandır. E peki, tamam, güzel. Her ne olursa olsun, hangisinde olursa olsun, hangi düzeyde olursa olsun, hayatın, canlılığın kendisi nedir? وَمَاذَا الْحَيَاةِ Hayat nedir? Bu felsefenin konusudur. Hareket felsefenin konusudur. Kimya elementleri sınıflandırır. İşte şu şudur, şudur, şudur. İşte kimyada değil mi? Elementlerin sınıflandırmalarını biliyoruz. Atom sayıları, elektronları vesaireleri. Tamam. Peki bu sınıflandırdığın maddenin kendisi nedir? Madde nedir? Bu felsefenin konusudur. İşte müellif diyor ki, felhasıl, sonuç olarak, el felsefetu felsefe tebhathu anil ahvalil ammeti lil mevcud bi nahvin mutlakin. Bu son derece önemli bir cümle. Bunu müsaadenizle farklı bir şekilde vurgulayıp renklendirelim ve üzerinde duralım. Demek ki felsefe ahvali ammeden bahseder. Kim için? Lil mevcut, varlık ve var olan için. Var olanın ahvali ammesi nedir? Buraya dikkat edelim. Ahvali amme tümeldir. Felsefe var olandan var olanın tümelliğiyle ilgilenir. Onun parçalarıyla değil, bölünmüşlüğüyle değil. Mesela var olanın, şimdi içinde bulunduğumuz maddi evreni ele alalım. Peki biz maddi evrenin, dünyayı gözlemlememiz, ayı gözlemliyoruz, Mars'ı gözlemliyoruz, Samanyolu diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz. Bunlar bizim gözlemleyebildiğimiz, adı üstünde bakın, mahsusat, gözlem alanımıza girenler bunlar. Peki tümel haliyle bir bütün olarak evreni
gözlemleyebiliyor muyuz? Bununla ilgili bugüne kadar bir şey söyleyebildi mi insanoğlu? Düz evren modeli, eğri evren modeli, paralel evrenler modeli, bir sürü model tasarımlarından söz edebildi. Ama bunların hiçbirisi bunun bir tümel olarak durumuna ilişkin efendim ne vermez bize? Bize bir bilgi vermez. İşte felsefe onun bu tümel halinden bahseder. Siz bu tümele düz evren, eğri evren deyip onun üzerinden bir felsefe yapabilirsiniz. Ama bu felsefenin konusunu konuşuyoruz henüz. Felsefe ne tür bir ilim dalıdır? Onu konuşuyoruz. Ve dolayısıyla felsefe var olandan, var olanın tümelliği üzerinden bin nahvin mutlak yönüyle ilgilenir. Ve daha önce de başka derslerimizde bu mutlak sözcüğün önemi nedeniyle üzerinde durduk. Mutlak demek herhangi bir şekilde parçalanmamış, bölünmemiş, sınıflandırılmamış, tavsif edilmemiş demektir. Mutlak olarak. Mutlak manada varlığın ne olduğuyla ilgilenir. Bihilafi bakiyetil ulum, felsefenin dışında kalan tüm ilim dallarından farklı olarak. İşte felsefeyi önemli kılan, felsefeyi beşeri tekamülün vazgeçilmez ana ve temel unsuru kılan özelliği budur. Diğer ilimler ne kadar gelişirse gelişsinler, buluşları, teknolojik gelişmeleri vesairesi ne denli ileri giderse gitsin, bu ilim dalları her düzeyde filozofa ve felsefeye muhtaçtırlar. Çünkü nereye kadar giderlerse gitsinler, bu tümel değil, mutlak değildir. Tümel olmadığı, mutlak olmadığı sürece de felsefeye ve filozofa ihtiyaç asla bitmez. Peki, şimdi tekrar bir vurgulamada bulunacağım. Umarım bu ifade anlaşılmıştır. Tekrar okuyorum. El felsefe tebhasu anil ahvalil amme lil mevcut, varlığın tümelliği üzerinden binahvin mutlak, mutlak olması hasebiyle mutlak olarak araştırmada bulunan, söz eden bilim dalıdır felsefe. Peki, fe inne ilmel fizya mesela. Mesela fizik. Yebhathu anil madde. Maddeden bahseder. Bakın madde el mevcut. Bakın hemen altına denk geldi. Ama la bima hiye mevcude. Onun şu mutlak manada, tümel manada mevcude oluşuyla, bir var olan oluşuyla ilgilenmez. Bel min haythu innaha saile ev gaziye ev camide, katı mı, gaz halinde mi, sıvı halinde mi vesaire oluşu bakımından ilgilenir. Bir maddenin akıcı mı, sıvı mı, katı mı, gaz halinde, buhar halinde mi vesaireyle ilgilendiğinizde bunların hiçbir felsefenin konusu olmaz. Gaz haliyle, filozof onun gaz haliyle falan niye ilgilensin? Mesela Thales varlığın temeli sudur dediğinde sıvıdır mı demek istiyor? Hayır. Çünkü sıvıdır deyince bu felsefe olmaz zaten. Bakın, la bi mahiye mevcude. Bel min haythu innaha saile ev gaziye ev camide. Vel bahs anil maddi l'amme lil mevcud huve ma'na el mevcud. Bima huve mevcud. Dikkat buyurunuz. Ama diyor müellif. Vel bahsu anil mebadi, pardon, madde dedim galiba. Biraz yorgunum. Sabahtan da dersim vardı.
Anil mebadil amme lil mevcud. Var olanla ilgili tümel ilkeler, tümel, bakın mebadil amme, tümel ilkeler, tümel esaslar muvacihesinde bahsettiğinde. Var olanı, onun yukarıda da söyledim, tümelliği itibariyle ele aldığında, işte bu ele alış, var olanı bu yönüyle ele almak ne anlama geliyor? Ma'na el mevcud bima huve mevcud anlamına gelir. Peki müellif bize neyin anlamını izaha çalışıyor? Bunun el mevcud bima huve el mevcud ne demektir? Bunu bize anlatıyor. Dolayısıyla buradan hareket ederek bize iki yönden bunları açıklayabiliriz demişti. Birinci yönü buydu. Yani çeşitli ilim dallarından bahsetti. Bunların odaklandığı noktalara dikkatimizi çekti. Bunların hiçbirisinin felsefeyle ilgisinin olmadığını, felsefenin ilgilendiği el mevcut bima huvel mevcut. Bunu da tümel olmak bakımından, mutlak olmak bakımından vurgulayarak felsefenin ilgi alanını bizim için netleştirmiş oldu. Peki el beyanu sani, ikinci açıklamaya geldi sıra. Diyor ki ikincisi, varlığa yüklediğimiz ma yuhmelu alel vücud ala nahveyn. Varlığa iki tür sıfat yükleriz ya da varlık iki açıdan yorumlanır. Şöyledir, şöyledir denilir varlık. Peki varlığa bu yüklediklerimizin iki ciheti nedir? Şimdi bize onları anlatacak. Bir, yuhmelu aleyhi bi vasıta. Varlığa dolaylı olarak yüklenen, yani özsel değil, harici, vasıta ile yüklenen. Yuhmelu aleyhi biduni vasıta, haricen değil, özsel olarak varlığa yüklenen iki tür yüklemden söz edecek. Varlık iki tür yüklem ile bizim karşımıza gelir ve bu iki yönüyle de biz burada felsefenin kendine özgü ilgi alanını tespit edebiliriz ve bu iki noktadan hareket ederek sonuç itibariyle misal-i evvel misal-i saniye de çizeyim. Felsefede el mevcut bima huve mevcut ifadesinin anlamını böyle de netleştirebiliriz diyor müellif. Peki nasıl netleştirecek ona bakalım. Misalul evvel, birinci örnek, hamlul harareti alel mevcut. Mesela bir maddeye, bir varlığa ne yükledik? Demir sıcaktır dedik mesela. Taş sıcaktır dedik. Odun sıcaktır. Herhangi bir maddeye el harare, bakın, sıcaklık atfettik. Mevcuda bunları mantık derslerinde de görüyoruz ya, yüklem yaptık. Bir madde var, onun sıcak olduğunu söyledik. Ama bu nedir? Bir vasıtadır. Maddeye yüklediğimiz bir şey, haricen bir şeydir. Şimdi bir vasıtatil keyf. Bakın. Bu sözcükleri değerli arkadaşlar, sevgili öğrencilerim, iyi öğrenelim. El keyf, el kem şeklinde kısaltılarak felsefi metinlerde kullanırız. Bunlar keyfiyet ve kemiyet diye eski Türkçe'de, Osmanlıca'da kullandığımız nitelik ve nicelik. Niteliksel olarak
hem de niceliksel olarak. Bir şeye bir nitelik yükleriz, bir şeye nicelik yükleriz. Mesela maddeye sıcaklığın yükselmesi niteliksel bir yüklemdir. Ve hamlul istikame alel mevcut var olanın kendi efendim maddesi itibariyle, kıvamı itibariyle sertliğidir, yumuşaklığıdır veya efendim adedidir. Kemiyetini ilgilendiren yönleriyle de alel mevcut bir yüklemde bulunuruz. Bir vasıtatil kem, bu da niceliktir. Bu hakeza. Demek ki mevcudu mevzu niteliksel ve niceliksel şeyleri de ona yükleyip mahmul yaptığımızda biz mevcud olana ilişkin bir önermesel tanım yapmış oluruz. Bu bize mevcudun ne olduğunu gösterir. Birazdan konuşacağız. Mevcut şu anlama geliyormuş ha diye bunu anlarız. Peki ikinci örneği okuyalım, oradan devam edelim. Ama bir de mevcuda başka bir şeyler yükleriz. Şimdi bu misali saniye okuyalım. Misali evvelle kıyaslayarak başka şeyler söyleyeceğim müsaadenizle. Hamlul illet. Bakın bir illet yükleriz. Alel mevcut. Varlığa illet yükleriz. Yani varlığın nedenselliğini, nedenini ona yükleriz. Veya ve hamlul hudus maddenin oluşunu sonradan oluşunu, yokluktan varlığa çıkışını vesaireyi ona yükleriz. Alel mevcut, mevcuda, varlığa, maddeye bunu yükleriz. Daha ve hamlul imkan, varoluşun imkanından, mümkünlüğünden söz ederiz aleyhi. Bu hakeza. Şimdi değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, eminim ki bu iki misalin içeriklerini konuşurken sizler çok net bir biçimde bu niceliksel ve niteliksel olanların mahsusata ait hususlar olduğunu, ikincisinin de makulata dair olduğunu fark ettik. Çünkü bir hareket, bir ısı vesaire niceliksel ve niteliksel hususlarıyla biz bunları duyumlarız, gözlemleriz. Ama neden bir şeyin nedeni hadis oluşu, imkanı, imkansızlığı bunlar tasavvuridir ve makulata aittir. Öyleyse açıktır ki diyecek birazdan felsefe bima huve mevcut ile kastettiğimiz felsefe birinci ile değil ikinci yüklemlerle ilgilenir. Varlığa yüklemden bahsettik ya, bidunil vasıta. Harici değil, özsel olarak onun kendisinde var olan da söz konusu edeceğimiz şeyle ilgilenir. El felsefe vurgusunu yapalım. El felsefetu, felsefe tebhathu an mahmulatil vücud minen nahvis sani. O zaman felsefe ikinci örneğimizde el vücuda varlığa yüklenen mahmuller ile ilgilenir.
Yani illetle ilgilenir, hudusla ilgilenir, imkanla ilgilenir, vücutla ilgilenir. Felsefe bunlarla ilgilenir. Ve huve hamlul mahmul. Bakın, bu yüklemin alel vücut, varlığa yüklenmesi ne itibariyledir? Bima huve mevcut. Onun mutlak varoluşuyla ilgilidir. Demek ki gerek illeti, gerek hudusu, gerek efendim imkanı, vücubu varlığa yüklem yapalım. Hepsinde kastolunan diyor. Orada var olanın, mevcudun bima huve mevcut oluşu açısındandır. Öyleyse bima huve mevcut oluşu açısından olunca da doğal olarak bu felsefenin konusuna girer. Ve min duni vasıtet. Bakın. Bu bima huve mevcut olunca vasıtasız, yani özsel olarak kendisinde dahil. Ve huve mana, bunun duni vasıtanın manası el bahs an ahvalil mevcut bima huve mevcut ey min duni vasıta, yani harice minel vücut. Varlıktan hariç, varlığın özünün dışında, özsel olmayan, harici, yani mahsusata ilgili, duyusal analımıza ilgili olan, harici olanla ilgili olmayan maddenin bu yönüyle ilgilenir felsefe. Dolayısıyla felsefenin ilgilendiği bu alan nedir? Elbahsu, neden böyle eğri oldu bu? Onu silelim müsaadenizle. Elbahsu an ahvalil mevcut bima huve mevcut. Demek ki var olandan onun harici unsurları söz konusu olmaksızın biduni vasıtatin söz konusu ettiğimizde, o zaman felsefenin konusundan söz etmiş oluruz. Bir dipnot vermiş müellif burada, müsaadenizle bu dipnot üzerinde biraz konuşalım. Diyor ki dipnotta müellif, tulahiz ennena nestahdimu taraten kelime vücud ve uhra kelime mevcud. Şuna dikkat et, gözünüzden kaçmasın ki diyor, biz bazen ibarelerimizde vücut sözcüğünü, bazen mevcut sözcüğünü kullanıyoruz. Ve zalike, bunu böyle yapmamızın sebebi li ademil fark, bir fark olmayışındandır. Beynehuma, bu ikisi arasında bir fark yok. Neden? Min nahiyetil felsefiye, felsefe açısından bu iki sözcüğün aralarında bir anlam, bir nüans farkı yok. Ve in vucide minen nahiyel lugaviye, her ne kadar sözlük bakımından fark olsa da, dil açısından mevcut ile vücut arasında bir fark olsa da felsefi açıdan fark yok diyor. Burada sadece şunu söylemekle yetineceğim. Çünkü ilerleyen bahislerde de bu böyle şeylerle karşılaşacağız. Ve oralarda daha inşallah tafsilatlı olarak bunları konuşacağım. Müellifimiz Ali el-Abud ve tabii doğal olarak mensubu bulunduğu medrese, Molla Sadra merhumun, ki naçizane hem felsefi hem de manevi üstadlarım içinde saydığım, kendisine üstadım ve şeyhim olarak hürmet gösterip eserlerini okuduğum bir isim Molla Sadra. Onun El Hikmetül Aliyesi, aşkın felsefesi üzerinden değerlendiriyor. Bunları konuşacağız ileride. Oysa bu konunun hem meşai gelenekte hem de çağdaş felsefede, Kant'tan günümüze Heidegger'e kadar uzanan felsefi gelenekte özellikle
bu iki terimin hem vücut hem el mevcut sözcüklerin arasında esaslı derecede farklılıklar söz konusu felsefi bakımdan. Ama burada müellif ve onun mensubu bulunduğu ekol açısından baktığımız zaman orada kendi özel felsefeleri açısından bir farklılık görmemektedirler. Çünkü bu felsefede ağırlıklı olarak varlık ile var olanın tekabüliyeti söz konusudur. Bunları inşallah daha farklı boyutlarıyla ileride sizlerle paylaşmaya çalışacağım ve bunları konuşacağız. Yorulmadığınızı umarım. Çok kolay bir bölüm olduğu için müsaadenizle bu başlığı da okuyacağım. Şimdi birincisi felsefenin tanımıydı. Tarihul felsefeden söz ettik. Es-sani ikincisi felsefenin konusu ne? Es-sani ikincisi mavdu'u ilmil felsefe. Tanımını yaptık felsefenin. Tanımı belli. Hemen bir cümleyle yazalım tanım. Felsefe varlık olması bakımından ele alan ilimdir. Evet, varlığı varlık olması bakımından ele alan ilime felsefe diyoruz. Şimdi es-sani mevdu'u ilmil felsefe konusu ne? Aslında tanımda biraz onu da söylemiş olduk ama yine de biz burada efendim konusunu da bir netleştirelim. Çünkü felsefenin pek çok konuları var ve bunların hepsine felsefe diyeceğiz ve bunları birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Diyor ki müellif, tebeyyene mimma tekaddem, buraya kadar ele almış olduklarımızdan ortaya çıktı ki ennel mihver ellezî teduru mesailul felsefe havlehu huvel mevcud bima huve mevcud. Buraya kadar okumuş olduklarımızdan ortaya çıktı ki felsefe ve felsefenin konuları mesailul felsefe neyin etrafında dönüyor? Teduru havle el mevcud bima huve mevcud. Var olması bakımından varlığın etrafında dönecek. Öyleyse biz konuların tamamını bununla ilişkilendireceğiz. Yani bir biçimde buraya bağlayacağız. Bununla ilişkili olması bakımından konular söyleyeceğiz. Şimdi demek ki el-mihvar, bu sözcük önemli. Felsefenin konusunun mihveri, yani bütün konuların gelip de bağlandığı yer el-mevcud bima huve mevcut. Ey yani ala nahvi kulliyin. Bakın ala nahvi. Tümeldir. Tümel olmak bakımındandır. Ve li tahdidihi bi dikkatin la be'se bil işare lima yeli. Normal olarak külli olarak bunu ele alması lazım konu. Ama bu külli olanı tahdid etmek, sınırlamak, şu şekilde şu şekilde sınırlamak dikkatli bir biçimde felsefi hassasiyeti gözeterek aşağıda gelecek şekilde onu külli bir bütün halinde bu el mevcut bir mevcudu şu şekilde aşağıdaki gelecek şekilde böyle efendim tahdid etmemizde bir sakınca da yoktur. La be'se bil işare lima yeli. Şimdi aşağıda bunlar söyleyecek. Yani felsefe aslında tümel olarak bununla ilgilenir. Konusu da budur. Fakat bu tümel olan konuyu şöyle de bölebiliriz. El felsefe bunu yine müsaadenizle vurgulayalım mı? Görsel açısından da efendim iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben okurken de böyle yapmayı seviyorum. Felsefe vefkat taksimil Aristo el kadim. Bu da el kadim antik Yunan filozofu demektir. Antik Yunan filozofu.
Aristoteles'in taksimine muvafık olarak, uygun olarak felsefe bu ara cümleydi. Şimdi dedağımız haberimiz. El felsefetu tenkasimu ila, felsefe şu kısımlara ayrılır diye bu kısımları bize söyleyecek. Felsefe şu kısımlara ayrılır. Peki bu kısımlara ayırmayı neye göre yapıyoruz? Müellif diyor ki bunu Aristoteles'in taksimidir. Bu bizim değil. Aristoteles'in taksimine uygun olarak felsefeyi aslında bir külli, bir tümel olan konusunu el mevcut bima huve mevcudu şöyle taksim yapabiliriz. Aristoteles böyle taksim yapmıştır. Şimdi bu yapacağımız taksim aynı zamanda Meşai geleneğinde felsefe taksimidir. Sina-i Farabi okulunda da bu benzer taksimler görürüz. Şimdi felsefe, birincisi felsefe nazariyedir. Bunu hangi renkle vurgulayayım diye bakıyorum. Felsefe nazariye, bu da felsefe ameliye. Değerli izleyenler, felsefe nazariye, biz bugün bunları Türkçe çevirirken teorik felsefe diye çeviriyoruz. Teorik felsefe. Bu da pratik felsefedir. Demek ki Aristoteles'e uygun olarak felsefenin konularını taksim etmeye kalkıştığımızda bunu öncelikle ikiye ayırıyoruz. İşte efendim bu taksimde birincisi teorik felsefe, ikincisi de pratik felsefedir. Teorik felsefe hiye el bahise amma yenbeği en yu'leme ve teşmel el ulûme ettâliye. Nazari felsefe, yani teorik felsefe, bilinmesi gereken ve şu kapsama dahil ettiğimiz içerik ve muhtevasını şu şekilde belirleyebileceğimiz konuları ihtiva eder teorik felsefe. Ve teorik felsefe çalışan birisinin bu konuları bilmesi gerekir. Peki nedir bu konular? Et-tabiiyat, genelde bizim inşallah klasik İslam felsefesi kaynaklarını okuduğumuzda bu kelimeleri sıklıkla okuyacağız zaten. Et-tabiiyat, tabiiyattır. Mevduuha el-cisimdir. Madde, cisim. Bakın, burada dikkat buyurursanız bu sözcüğü kullandı. Bu çok önemli bir sözcük. Artık buraya mevcut demedi bakın. Mevcut değil. Cisim olmak bakımından bu fiziktir. Değil mi? Fizikadır. Fiziktir. Er-riyadiyat ve mevduha el-adet, bakın matematik sayılardır konusu. El-ilahiyat, geldik asıl mevzuya. Ve mevduha, bakın el-vücud bima huve mevcud. El-vücud bima huve vücud. El mevcut bima huve mevcut. Bu matematiktir. Bu da metafiziktir. O halde teorik felsefe dediğimizde, felsefi geleneğimizde bundan el ilahiyat anlaşılır ve el ilahiyatın konusu varlık olmak bakımından varlıktır. Yukarıda da felsefeyi müellif Molla Sadra geleneğinden de biraz efendim onu temel alarak felsefenin tanımını da zaten var olması bakımından var olanı inceleyen ilim dalı olarak tanımlayınca onu zaten metafiziğe indirgemiş oldu. Metafizik olarak tanımlamış. Tanımımızda konuyu da tanımın kendisi yapmış olduk. Zaten tanım konusuyla yapılan tanımdır.
Evet. Demek ki böyle bir taksimde sorun yok diyor Lâbe Sebî. Bunda bir problem yok. İkincisi pratik felsefedir ki وَهِيَ الْبَاحِثَ عَمَّا يَنْبَغِي اَنْ يُعْمَلَ. Bakın. عَمَّا يَنْبَغِي اَنْ يُعْلَمَ bilgiye konu bilgiyi ilgilendiriyor. Bunların hepsi bilgidir. Bu da ameldir. Demek ki felsefenin biri bilgiyle, diğeri de amelle ilgili olmak bakımından pratik ve teorik olarak ikiye ayrılır. Teorik felsefe bilgiyle ilgilidir. Pratik felsefe amelle ilgilidir. Ve teşmelül ulûme tâliye bu pratik felsefede şu ilimleri ihtiva eder. El ahlak, siyase, şuunul usre, ilmu tedbir, yani aile, sosyal hayat, sosyal yaşam, siyase, politika, politik, politika, ahlak ve idari olarak ailenin idaresi, sosyal hayat vesaire. وَالْعِلْمُ الْمَبْحُوثُ عَنْ هَهُنَا burada sözünü ettiğimiz ve kendisinden bahsettiğimiz, araştırmamıza konu olan ilim هُوَ الْفَلْسَفَ النَّظَرِيَّ felsefeyi nazariyedir, şudur. Şu birincisidir. Felsefeyi nazariyedir. Fakat bizim diyor bu derste, bu kitapta nazari felsefenin içine dahil olan konuların tümünü ele alamayacağız. Lakin la cemiyuha, çünkü nazari felsefenin içine bir sürü işte tabiiyat, fiziği koyduk, matematiği koyduk vesaire. Bunların hepsiyle ilgilenmeyeceğiz. Bel bilakis bizim ilgilendiğimiz husus özel bir alandır. O da el husus el ilahiyat, metafizik olan, metafizik ile ilgileneceğiz. Velizâ utlika ala ilmil felsefe. Bu el ilahiyat ifadesi felsefeye ıtlak olunduğundan. Felsefe denince utlika bir sözcük mutlak anlamına işaret eder bir şekilde kullanıldığında, mutlak kullanıldığında el felsefe el ilahiye kastedilir diyor. Yani felsefe dediğimizde bu metafiziktir diyor. Çünkü izâ velizâ utlika alâ ilmil felsefe. Felsefe ilmine ıtlak olunduğunda ıtlak edilmek hem bir şeyi efendim kastetmektir hem de onu mutlak olarak kastetmektir. İşte felsefe mutlak olarak zikredilip mutlak kastedildiğinde bundan metafizik kastedilir. El felsefe el ilahiye kastedilir. Ya da eul el hikme ilahiye, bakın bu işte Molla Sadra felsefesinin de bir adıdır. Hikmeti ilahiye, yani aşkın hikmet, aşkın felsefe kastedilir. Peki bunlarla el felsefe el ilahiye ev el hikme el ilahiye, bunlarla bizim neyin kastedildiğini, bunlardan ne anlamamız gerektiğine de kısaca bir işarette bulunacak. Ve yuksadu minhu. Bununla şunu kastediyoruz. Bundan kastedilen şey şudur. Evet. Şurada efendim hoca bizi unuttu demeyin. Sizi unutur muyum? Bitiriyorum. Yorulduğunuzu biliyorum.
Mesailül felsefe burada kalacağım. Şu paragrafı da müsaadenizle okuyalım. Evet. El ilahiyat. İlahiyat sözcüğü bil manel a'am. Ellezi yebhasu anil mebadi'il ammeti lil vücudi. İlahiyat sözcüğü var olanın varlığının tümelliği konusundaki öncüler, varlık ile ilgili ilkeler, öncüler bunlarla ilgilenen, bunları araştıran bir alan kastedilir. Genel anlamıyla. Manel am, en geniş anlamda ilahiyat denildiğinde bundan bunu anlarız. Dunel ilahiyat bil manel ahas. Özel anlamıyla, özel hususi anlamda kullanıldığında kastedileni değil, genel anlamda taşıdığı manası kastedilir. Yuksadu minhu. El bahis an, dikkat ediniz, bu özel anlamda, özel olarak kullanıldığında ise el bahisu an, dikkat ediniz, vücudil mebde'il evveli ta'ala ve sıfatihi celle ve ala. İlahiyat sözcüğünü özel anlamda kullanırsak, o zaman bu özel anlamında bu kelime neyin araştırılmasını kapsayacak metafizik olarak? Genel anlamda mevcutla ilgili öncüller, önermeler, ilkeler, prensipler bununla ilgili. El manel am. El manel ahas. Vücudul mebde'il evvel. İlk ilke nedir? İlk ilkenin varlığı, değil mi? İlk neden? Varlığın ilk nedeni ne? Onun sıfatları ne? Bu Allahu Teala tabii kastediliyor. İlk neden olarak Allahu Teala sıfatları vesaire. O zaman felsefe varlığı var olması bakımından onun tümelliği üzerinden ve yine bu tümeli ilgilendiren öncüller, önermeler ve ilkeler ile ilgilendiğinde metafizik, fakat hususi anlamında ilk neden olması bakımından sıfatları itibariyle Allahu Teala'yı konu alırsa ilahiyat, o zaman bu da kelamdır. Bu nedenle el muabberu anhu bi ilmil kelam. Bu özel anlamıyla kullanıldığında artık ona felsefe demeyiz. Ondan ilmi kelam olarak söz ederiz diyor. El muabber an bi ilmil kelam. İlmil kelamdır. Ya da nedir? Bi ilmil akide. Akide ilmidir. Böylece müellif bize el ilahiyat sözcüğünün genel manada felsefi kullanımında onun metafiziğe tekabül eden yönünü netleştirdiği gibi kelam alanının, ilmul kelam ve ilmul akidenin özel ilgi alanlarını da belirlemek yönüyle felsefe kelam ayrımını da bize söylemeye çalıştı. Çok özetle de olsa. Falmuhassal, bütün bu söylemiş olduklarımızdan çıkan sonuç, netice şudur. Netice, ilmul felsefe el mebhuz hahuna. Burada
inceleyip araştırmamıza konu yaptığımız felsefe huvel felsefetun nazariye kısmul ilahiyat bil manel am. Çok güzel bir özetleme yapacak müellifse berhudar olsun. Diyor ki araştırıp incelediğimiz felsefe bir el felsefe nazariye teorik felsefedir. Teorik felsefenin kısmul ilahiyat metafizik bölümüdür. Bu ilahiyat bölümünün de bil manel am yani metafizik olanını genel anlamını kastediyoruz. Bunun mevzuu da bu ilmin mevduhu el ahvalul amme lil mevcut. Var olanın tümelliğidir. Bitiriyoruz. Demek ki buraya kadar müellifin bize anlattıkları üzerinden geldiğimiz netice şudur. Teorik felsefe ilahiyat genel anlamıyla metafizik konusu da bu metafiziğin konusu da varlığı tümel ve mutlak oluşuyla ele alıyor. Konusu bu. Böylece değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, felsefe okumalarına giriş dersimizin bu ikincisinde hem felsefe sözcüğünün tanımına ilişkin yarım kalan kısmımızı tamamladık. Konusunu ele aldık. İnşallah önümüzdeki derste felsefenin mesailini, sorun alanlarını, problemlerini ele alacağımız efendim bölümü okuyarak devam edeceğiz. Ve inşallah umarım başlangıç düzeyinde bu temel bilgiler sizin için önem arz ediyordur. Bunları notlar çıkararak, bu notları arada bir tekraren okuyarak zihninizde yerleştirirseniz inşallah daha sonraki bu kitabı bitirdikten sonra okuyacağımız orijinal temel felsefi kaynaklarımızı daha rahat anlama imkanımız olacaktır diye umut ediyorum. Peki efendim, tekrar görüşünceye kadar Allahu Teala'ya emanet olunuz. Sağlıkla, afiyetle kalınız.